gönlünüzde ne varsa, bütün dertleri, şikayetleri, güzellikler varsa onlarla ilgili düşüncelerinizi, toplumla ilgili ne düşünüyorsanız bunları size anlatmanız istiyoruz ki not alalım, yapabileceğimiz bir şey varsa yapmaya çalışalım. Güzellikleri de birlikte paylaşalım. Ben kendimle ilgili isterseniz birkaç bilgi vereyim, birkaç müjde vereyim daha doğrusu. Biliyorsunuz bir huzur evimiz var. Bu huzur evine yeni bir binanın, ek binanın yapılması gündemde. İrfan Öztürk'le birlikte çalışmamız devam ediyor. Dün Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde bir toplantı yaptık. Gene yaklaşık 40 kişi kapatıyor. Bakanlığın da desteğiyle İrfan Öztürk'le birlikte inşallah Öztürk'lerle. Gene aynı yere, biraz daha büyüteceğiz. Yaklaşık kapasiteyi 110'a çıkaracağız. Şu anda zannediyorum 30'un üzerinde hala talep var huzur evine. Tabii huzur evi de aynı zamanda biliyorsunuz 40-50 kişinin de istihdamı demek aynı zamanda. İstihdam açısından da bizim için çok önemli. Aynı zamanda gene rehabilitasyon merkezinin karşısında bir yüzme havuzu yapılması için çalışıyoruz. Yüzme havuzu da önemli. Bu ilçenin sosyal, sportif imkanları açısından çok önemli. Özellikle gençlerimiz açısından önemli. Orada da 1000 lirada Spor Toto'dan söz aldık. Tahmin ediyorum gelecek hafta Ankara'ya gideceğiz. Protokolü imzalayacağız. İnşallah baharda önce temelimizi atarız diye bir düşünüyoruz. Hükümet konağıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Projenin alt projeleri yapılıyor. Bakanlığımızca kabul edildi üst proje. Şimdi esas projeleri yapıyoruz. Muhtemelen bu ay içerisinde sunacağız bakanlığa. Kabul edilirse ümit ediyoruz ki işte baharla, yazla birlikte hükümet konağımızda yeni bir şekilde yapılır. Çok güzel bir hükümet konağı yapacağız. Osmanlı mimarisinde. Tam ilçemize yakışır. 2018 bir yatırım yılı olur diye düşünüyoruz. İnşallah. Doğalgaz'da bize verilen söz şöyleydi, 2018'in sonunda ilçenin sınırına getireceğiz biz bu doğalgazı diye. 2018'in yani önümüzdeki yılın sonunda gelmiş olacak. Belediyemiz daha çok bilgisizliği sahibimiz hususta. Belki bu sene içerisinde doğalgaz çalışması ondan önce de başlayabilir ilçe içerisinde. O konuda belki başkanım size daha çok bilgi verebilir. Sayın Bakanım bize ilgili firma projelendirme aşamasında başvuruda bulundu. Şimdi belediyemiz proje gereği şehrin 20, 30 veya 50'den fazla noktasında basınç düşürme noktaları oluşturuyoruz. Bunlar ses verelim biraz. Evet. 30-40 noktada basınç düşürücü noktalar oluşturuyor. Bunların da imar planlarında işlenmesi gerekiyor. Biz belediye olarak bunu aldık, kabul ettik. Şu anda arkadaşlar üstlenmeye çalışıyorlar. Zannedersem bu projelendirme sonu 2018'de kazı olacak diye bekliyoruz. Doğru. Aslında iyi de olur bir yandan. Evet. Çünkü zaten bir sürü çalışması yapıldı. Akabinde yollar yapılmadan keşke şu borular döşense de doğalgaz. Yol ne bir kere de yapılsa bitse. İnşallah o günleri de göreceğiz. Şimdi gelişi nereden oluyor? Taraftan geldi. Eskiden biz Keşan'dan gelecek diye bekliyorduk. İlk çalışma öyleydi. Şimdi İpsal'a Meriç'ten gelecek. Meriç'ten gelince nereden içeri girer bilmiyorum. O artık o şey, o taraftan gelir. Yani muhtemelen o taraftan gelir. Belki biraz Caddesi'nden başlayalım. İlk de Cumhuriyet Caddesi'nden başlayalım. Bu taraftan başlayacak. Hayırlısı olsun inşallah. Evet, başka yer olmadığı için aslında. Onun için borsanın olduğu tarafa doğru da adliye binası yaptırım yapılacak. İnşallah hayırlısıyla. O da önümüzdeki sene başlarsa güzel olmuş. Bu yoldaki üniversite kapandığı bina ne oluyor? Şimdi hala evet o yüksekokul binası biliyorsunuz 2 senedir bekliyor. Burada tabii bir mahkeme süreci oldu. Mahkeme süreci sonuçlandı. Şimdi Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü nezdinde hala bir özel bir huzur evi yapma girişimi var burada. Gene 2018'de, gene önümüzdeki yıl, oranın tamir tadilatı yapılıp muhtemelen özel ihtisas huzur evi olacak orası. Yani belli bir yaşı geçen insanlar içerisinde özel hastalığı olan, efendim,
işte böbrek hastası, efendim yatalak. Bunlar ihtiyaç. Ha, belirli hastalıklar olan insanlara bakılabilecek şekilde Trakya'ya hizmet edecek. Çok tahmin ediyorum bir 100 kişi istihdam edecek orası. Binayı yok etmeden hiç olmaz. Bir an önce oraya taşınmak lazım. Biliyorsun binaların insanlar boşaldı mı? Çok doğru. Yani. Ölümen var. Gerçekten şu anda hakikaten böyle. Yani bir zarar görmeden. Çok doğru. Yani burayı da öldürmemek lazım. Hükümet konağı burada olunca bura gene devam edecek aynı şekilde. Şimdi esasen biz tabii hem muhtarımdan hem sizden mahalleye yönelik problemleri gene ilçeyle ilgili de olur. Onları da dinlemek isteriz. Şimdi şu an mahallemizde hiçbir sorun yok Kaymakam Bey. Şu okul önlerinde yabancı kimseleri görmek istemiyoruz. Hay hay. Kadirbaşı Okulu Halis Asım Mahallesi. Gazi Turan Bey Ortaokulu Halis Asım Mahallesi. Evet. Yabancı şahısların okul etrafında olmalarını istemiyoruz. Hay hay. Biz iki gün önce de gene, dündü herhalde, okul güvenliği toplantısını gerçekleştirdik. Milliyeti müdürümüz ilgili hususta, emniyet müdürümüz de dün itibariyle tekrar göreve başlamıştı. Şimdi bu konuya özellikle hassasiyet duyuyoruz. Bu konuda eğer sizin de bildiğiniz şeyler varsa hemen 155'te mutlaka temasa geçin. Vatandaşlar için de böyle. Okulun hem bahçesinde hem dışında çocukları rahatsız edecek, öğretmenleri ve idarecileri rahatsız edecek bir ortam olmamalı. Onun için gerekeni yapacağız. Siz de bize yardımcı olun lütfen. Hay hay, ben özellikle bu iki okul hakkında çalışmaya başlayacağım. Çocuk çıkışında getiriyorlar, çocuklarını getiriyorlar, tekrar çıkışta gene bekliyorlar. Yani. İnsanlar yani tedirgin. Çocuklarına bütün aile geliyor. Ya dedesi, ya babası, ya annesi de gelip almaya uğraşıyor bir şey. Kadirpaşa'nın orada zaten bir sıkıntısı da var. Var. Evet, ama var. Polis kardeşlerimiz orası devamlı gelip kontrol ediyorlar. Polis sayımız da azaldı. Yakında bir takviye olacak. O zaman biraz daha rahatlayacağız. Belediyemiz bir yatırım yapacak. Bununla ilgili bilgilendirme çalışması devam ediyor. Zannediyorum 1,5 milyon liraya yakın bir meblağ tutacak. İyi bir geçici bakım evi, barınak yapacaklar. Biz de şimdi bir proje yapıyoruz. Muhtemelen Bayramlı Köyü olabilir. Bayramlı Köyü'nde köpekler için biz de bir geçici bakım evi yapacağız, barınak yapacağız. Bunun önemi şu, ilçe merkezindeki köpek yoğunluğunun esas sebebi köylerden gelen köpek. Köylerden kimse kalmadı. Hatta başka ilçelerden gelen. Her şey orada geliyor. Tabii burada ikinci bir nokta oluşturabilirsek en azından artık bu köpek sayısını, popülasyonunu azaltma imkanına sahip. Allah'tan çabuk alışıyorlar insanlara. Evet. Saldırgan değiller.